Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün yine kafeslerle falan bayağı bir uğraştık. Özellikle Salma ile çok uğraştım. Salma'nın üst katındaki ledimizi değiştirdik. Ama yine bir fark yok. Fark ettiyseniz alttaki ledin aydınlığı biraz daha fazla. Daha aydınlık daha doğrusu. Üsttekiler biraz daha sönük kalıyor. Sebebi büyük ihtimalle bu mat beyaz, bu da parlak beyaz. Yeni led aldım. Gidip hani en parlağından ver dediğim halde gene burası biraz daha sönük kaldı artık. İlerleyen zaman tekrardan bir daha değiştirebilirim ama şu an onunla uğraşamayacağım. Çünkü bu kuşlar varken özellikle içinde tekrardan bir led çekmek, burada kabloları falan bağlamak bayağı bir zor oluyor arkadaşlar. Ve kuşlar hani zarar vermesin diye bir de yapıştırıcı bant yapıştırıyorum arkadaşlar oraya. Şöyle göstereyim sizlere. Hani bayağı bir uğraştırdı bu kafes. Led'i gene çektik ama çok fark olmadı dediğim gibi. Gene aynı şekilde aşağıya göre sönük kaldı. Sebebi belki hani tellerdendir diyeceğim ama tellerden olma ihtimali de var tabii ki ama arkadaşlar gene de fark ediyor yani. Buranınki biraz daha mat beyaz. Aslında bu daha iyi. Kuşların gözünü çok yormuyor. Bu biraz daha yukarıdakine göre, kuşlara göre zararlı geliyor arkadaşlar. Bu hayvanların gözünü yoruyor. O yüzden genellikle muhabbet kuşu kafeslerinde güneş ile de öneriyoruz. Biz hatta ben de geçen senelere kadar, lan bir sus lan. Geçen senelere kadar güneş led kullanıyordum ama artık ben de beyaza geçtim. Hani bütün bir takım olsun istedim kafeslerim. Şöyle geniş açıdan göstereyim sizlere. Bütün kafeslerimizi beyaz yaptık. Gayet de güzel oldu arkadaşlar bence. Bakın sağma çok bariz belli. Altı açık beyaz, üst koyu beyaz, hani mat beyaz. Ama yapacak bir şey yok, dediğim gibi ön tel sipariş vereceğim zaten yakın zamanda. Ön telimiz geldiği zaman tekrardan belki ledimizi değiştirebiliriz. Öyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Kafesini değiştirdiğimiz kuşlarımız vardı hatırlarsanız. Burada hasta kuşum vardı, onu buraya aldık. Şu an gayet güzel, sağlığı yerinde, dışkısı tamamen düzelmiş durumda arkadaşlar. Şöyle kuşumuzu korkutmadan size dışkısının rengini göstermek istiyorum. Bakın. Normalde zift gibi simsiyah dışkılama yapıyordu arkadaşlar bu hayvan. Yani koksidiyoz vardı hayvanda, öyle söyleyeyim size. Şu an gayet sağlıklı, Allah'a şükür bir sıkıntısı yok. Bakın burada sağlık tohumumuz var. Sağlık tohumu da veriyorum. 14 tane farklı tohum var. Bir tane de ekstra içerisinde polipodi tohum var arkadaşlar. Koksidiyoz engelleyici diye geçer. Kuşumuz da bu durumda. Bunun sakalları ve tüylerini ben kesmiştim. Henüz uzamadı fark ettiyseniz. Tüye girdiği zaman tekrardan düzelecektir. Yemesi içmesi tekrardan söylüyorum gayet güzel. Dün mama verdim. Mama da yemişti hatta. Bakalım inşallah böyle giderse düzelecektir arkadaşlar. Burada yuvadan düşen yavrularımız var. 2 gün içerisinde veya 3 gün içerisinde bunları salmaya atacağım. Artık yem kırmaya başlamışlardır. Anneleri zaten tekrardan yumurtladı arkadaşlar. Bir tane yumurta bıraktı. Belki ikinciyi bile bırakmıştır. Şimdi sizlerle bakarız. Burada sarı yavrumuz var. Bunu İstanbul'a göndereceğiz. Şöyle göstereyim yakından. Bu erkek arkadaşlar. Burun kısmından da belli oluyor zaten. Bakın mor. Bu erkek. Onun haricinde diğer spangle yavrularımız falan hepsi satıldı. Hiç satılık yavru yok şu an. Çakıl da bu salmanın yanına kim yaklaşırsa yaklaşsa sinirlenip böyle bağırıyor. Şimdi de bize bağırıyor. Çok sinirli bir hayvan oldu bu yağlandıktan sonra. Önceden böyle değildi. Evet, şöyle gösterelim. Bu da yanlış hatırlamıyorsam Ankara'ya mı gidecekti, İstanbul'a mı? İkisinden birine gidecekti ama göndereceğim yeri şu an hatırlamıyorum. Telefonda kayıtlı arkadaşlar. Hani hepsi gidiyor yani. Spangle'ların biri Ankara'ya gidecek, biri İstanbul'a gidecek. DF beyazımız var. O Ankara'ya gidecekti yanlış hatırlamıyorsam. Hepsini zaten telefona da kaydettim. Ayrı bir listem var, benim defterim var. Oraya da kaydettim. Gidecekleri yerler zaten belli arkadaşlar. Şöyle düşen yavrularımız vardı. Bakın yavrumuz şu an yem kırıyor. Gri Spangle yavrumuz. Buradaki yavrunun aynısı. Şöyle göstereyim. Şu an yem kırmaya çalışıyor. Şuradan gösterebiliriz herhalde. Gördüğünüz gibi yem kırmaya çalışıyor arkadaşlar. Belki de kırıyordur da. Evet, burada Japones yavrumuz var. Tepeli mantol daha doğrusu. Japones değil. Japones kanından gelme. Lütuno geni var hatta bu hayvanda. Gayet güzel bir kanı var arkadaşlar. Genleri sağlam. Annesi de tepeli mantol olduğu için annesinin geni biraz daha baskın geldi. Tepeli mantol attı. Babası bildiğiniz normal Japones. Şöyle göstermek istiyorum. Yuvadan çıksınlar babasıyla annesine. Babamız bu. Gördüğünüz gibi tam tepe, tam kanat, çift kanat yani. Annemiz de burada arkadaşlar. Annemiz kırmızı göz. Yavrumuz da dediğim gibi Lütuno geni var. Bunun da 3 yavrusu vardı. İnşallah yaşıyorlardır. Allah, en alttaki hareket ediyor mu? Göremedim ama. Yaşıyor herhalde. Videodan sonra bakarım. Diğer ikisini gayet hareketliler. Sağlıkları gayet yerinde arkadaşlar. Normalde yarın
Buradaki erkeğime ve buradaki erkeğe bir eş denemesi yapacaktım arkadaşlar, ama eş denemesi yapacağım dişiler tüye girmiş, girdiği için tüye girmiş. Biraz önce ben salmadayken gördüm, sizlere de göstereceğim. Tüye girdiği için maalesef biraz geciktireceğiz. Bu süreçte aslında güzel oldu. Kızgınlaştırıcı vitaminler takviye edeceğiz. Vereceğim vitaminleri sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Rönfrey'in E50 Tavu Bent vereceğim ve onun haricinde yaptığınız mamaya Fertilit vereceğiz. Ve vitamin olarak da Gervit vereceğiz arkadaşlar. O da Rönfrey'in. Bunları veriyorum. Bunların bayağı bir faydası var. Sizlere de tavsiye ederim. Burada yeni eşya attığımız Japones takımımız var. Bunlardan biricik olacak gibi değil şu an açıkçası. Ya kafeslerinin yerlerini sevmediler ya da başka bir şeyden kaynaklanıyor. Olmazsa şu 60'lık kafesin bir tanesini de şuraya kurup bunları deneyebiliriz arkadaşlar. Öyle güzel olur. Belki sunta yuvalığa girmek ister hayvan. Burası boştu. Aşağıya geçelim. Evet, burası cıvıl cıvıl işte. 9 yavrumuz var. 2 tanesi bütün arkadaşlar. Spangle yavrumuz var. Mavi spangle'ımız var. Yeşil spangle'ımız var. Değişik değişik renklerimiz var. Gayet güzel yavrular geliyor. Burada da Jumbo'muzun yavrusu var. Buraya Jumbo'nun yavrusunu kaydırmıştım. Tepeli mantolu dişimiz bakıyor arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş yuvayı açalım. Zaten dişimiz çıkmış. Gayet güzel bakıyor. Bakın bu dişi mesela yumurtluyor. Yumurtaları dolduramıyor. Ne yapacağız o zaman biz bu dişiye? Yumurta kaydıracağız. Yavru baktıracağız. Hani peş peşe yumurtlattığımız dişler hangiler mesela? Bu şu an ikinci kuluçkasında. Üçüncüyü de yumurtlatacağım arkadaşlar. Yumurtalara bunu yatırmayacağım. Bunu direkt salmaya açacağız. Bunun yumurtaları en alttaki dişinin altına kaydolacak. Dişi sadece yavrulara bakacak. Yani bakıcı takım diye geçiyor. Bu dişi o şekilde kullanacağız. Hani yumurtaları dolduramıyor ama gayet güzel yavru bakıyor zaten. Gördünüz siz de. Bakın burada yuvadan düşen yavrumuz var. Hemen gösterebilirsem sizlere. Sarı da ondan ilgi bekliyor. Şimdi uzaklaşın bakalım. Babamız arkada arkadaşlar, yeşil kırık şov erkek bunun babası. Jumbo DF'de annesi, gayet güzel anne babaya sahip. Kanları falan gayet güzel arkadaşlar. Bir önceki yuvada tekrardan söylüyorum. Bir erkeğimiz buydu, bu şu an hasta olduğu için tüylerini kestim. Tüylerini kestiğim halde ve hasta olduğu halde bile şu an bu kalıpta gözüküyor hayvan. Bunun bir kardeşi de buradaki mavimiz, bakın arkada. Tüye girdiler, şu soldaki mavi arkadaşlar. Öndeki mavi de 5 numaranın yavrusu, bu da Jumbo. Bunun sakalları özellikle çok çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Yarın bunlara sağlık tohumu takviyemiz var. Sağlık tohumu vereceğiz. Geçen gün mama vermiştik. Hafta sonunda sağlık tohumu takviye edeceğiz. Daha sonrasında da kafes temizliğimizi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Şu anda başka yuva olan yavrumuz var mı? Varsa göstereyim. Sultanlarımız var ama sultanları göstermeyeyim şimdi. Annesi yuvada yatıyor. Onlar çabuk strese girebiliyorlar arkadaşlar. Çok rahatsız etmek istemiyorum. Bakın yavrular daha 2 aylıklar birbirleriyle kurulaşmaya başladılar arkadaşlar. Daha mı oldu? Aslında bir aklım da şey diyor, bu bir önceki salmamız vardı belki hatırlarsınız. O salmayı bu kaloriferin önüne koyayım diyorum arkadaşlar. Sultan onun için atayım. Muhabbetlerin arasında hiç karıştırmayayım diyorum ama bu sefer çok kalabalık oluyor. Evet, sultanımız çıktı. Yavrularımızı gösterebiliriz. Artık bahanemiz kalmadı. Şöyle bismillah deyip açalım. 3 yavrumuz var, bir tanesi daha arkadaşlar. O hastaydı. Beslemiyorlardı ama beslemeye başlamışlar. Büyük ihtimalle artık hastalığı atlattı mı? Ne yaptıysa hayvan. Şöyle gösterelim tekrardan yavrumuzu falan. Japones yavru da çok değişik bir tip duruyor. Japones yavrumuz da şu an erkek duruyor arkadaşlar. Eğer değişmezse tabii ki. Beyaz açılma varsa zaten %100 dişi olacaktır. Erkek olma ihtimali çok çok düşük. Buradan da cinsiyet tahmini hakkında sizlere bilgi verelim. Bakın kendi kardeşini besliyor. Görüyor musunuz? Oradan yem yedi, gitti kendi kardeşini besliyor şimdi. Yavruların arasında bu dayanışma genellikle oluyor. Sizin de bilginiz olsun. Yukarıdaki sultan takımından bahsedeyim arkadaşlar. Yukarıdaki sultan takımında yuvaya giriş çıkışlar başladı. Büyük ihtimalle yakın zamanda onlar da yumurtlayacaklardır. Bu takımın yuva temizliğini falan yaptım, sizlere gösterelim. Yakın zamanda yumurtlayacaktır arkadaşlar bu da. Şu an yuvanın boş olması lazım. Evet. Ama yuvada yatıyor hayvan. Bakın burada DF dişimiz var. Kırık Jumbo. Yumurtlayacaktır, hiç sıkıntı yok. Bu arada yavrularımız da bayağı bir kızgınlaştı arkadaşlar. Yuvadan yeni aldığım dişim var. Hani erkeğe ayak atıyor şimdiden.
Bakın bunu yuvadan yeni ayırdık. Oradaki renkli erkek var ya, gidiyor ona ayak atıyor arkadaşlar. Erken başladılar bunlar, bakalım. Onu da sahiplendirdik bu arada. Onu sarı DF ile beraber göndereceğiz. Bu dişi sarı DF erkek büyük ihtimalle ileride zaten bunlar eş olurlar. Ama bunlar ciddi anlamda sağlam geliyor, bakalım inşallah. Güzel güzel yavru yumurta alacağız bunlardan. Mavimiz çok kızgınlaştı, bu öndeki mavimiz. Arkadaki de yavaş yavaş başlıyor. Arkadaki ile öndekinin arasında bir 25 gün falan fark var arkadaşlar. Gün farkı var. Bu mavimiz daha büyük ondan, öndeki mavimiz. Bunlar beraber takılıyor. Sağmada kanka oldular, ayrılmıyorlar. Bakın bunda buna kul yapıyor. Yine dişi geldi yanına gördüğünüz gibi. Dişi de onun yanından ayrılmıyor. Kafayı falan kabartıyor, kurlaşıyor. Dişinin rengi ciddi anlamda çok çok güzel. Böyle silik bir lila rengi var arkadaşlar. Ve beyaz spangle kanat. Ciddi anlamda güzel. Alacak kişi tahminen 5 aylıkken falan yavru yumurta alacaktır bundan. Çok beklemez. Hayvan şimdiden başladı çünkü. Yavrumuz bayağı iyi olmuş bu arada. Şu an sakallarını yeni gördüm de. Bu tarafa dönerse, dönesi yok herhalde buraya da. Bunun kardeşini de İstanbul'a yollamıştık. Bu sefer gene bir kardeşini gene aynı kişiye göndereceğiz. O da burada arkadaşlar. Bunun rengi de parlament mavisi. Ona göre biraz daha koyu. Bu rengi ben daha çok seviyorum aslında diğer maviye göre, ama bu da güzel. Kızım senin boğazın ağrımıyor mu bağıra bağıra? He? Dişlerini salmayı da gösterelim bari, geldik. Dişlerimizin %100'ü tüyde arkadaşlar neredeyse. Sadece iki dişim var tüyde olmayan. Bir tanesi bu çatlak tüyde değil. Bir de arkadaki yeşil kuşum tüyde değil arkadaşlar. Onun haricinde görmüş olduğunuz bütün kuşlar tüyde. Özellikle bu 4 kuşumuz, şöyle göstereyim. Bu 4 kuşumuz aortaya girmiş. Nereden anlıyoruz? Kafasından, gözünden, sakallarından, her yerinden yeni tüyler patlamış. Mavimizin sağ canlı kısmından tüy patlamış. Gerisi gayet normal. Hani sağlıklı duruyor arkadaşlar. Yukarıdaki mavinin annesi bu, bakın. Mavinin annesi bu. Babası da buradaki Spangle erkeğimiz. Şöyle göstereyim. Bu erkeğimiz de tüye girecek büyük ihtimalle. Buna yulaf takviyesi yapacağım arkadaşlar. Birazcık kalıplandırmam lazım ve tüyden biraz daha hızlı çıkartıyor yulaf. Bilginiz olsun, sizin de aklınızın bir köşesine yazın. Kullanabilirsiniz. Bakın yavrularımız yem kırmaya çalışıyor. bu da besleniyor babasına. Dişimiz ikinciyi yaptı mı acaba? Bakalım bir. Yok. Bir tane yumurtamız var. Gayet güzel. Şöyle göstereyim sizlere. Bunların da bakıcılığı gayet güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.